Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı televizyon programında Altılı Koalisyon'un HDP ile işbirliğine tepki gösterdi. Bay Bay Kemal'in HDP'den alacağı destek karşılığında yapacağı iş ülkeyi terör örgütü ve onun siyasi uzantılarının ajantasının rodasına sokmaktır dedi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıyla basmasıyla ilgili olarak da bu bir edep meselesidir, o kendi edebi adabıdır ifadesini kullandı. CHP yöneticisinin çıkıp da PKK'yı, YPG'yi, HDP'yi eleştirdiğini gördünüz mü? Peki o masanın etrafında oturan diğerleri nasıl böyle bir tabloyu işlerine sindirebiliyor? İşte onu anlamakta zorlanıyor. Altılı Koalisyon'un HDP ile işbirliğine çok sert tepki gösterdi. Yaşanabilecek tehlikelere dikkat çekti. Bay Bay Kemal'in HDP'den alacağı destek karşılığında yapacağı iş, bu ülkeyi ve milleti terör örgütünün ve onun siyasi uzantılarının ajantasının rotasına sokmaktır. Kapalı kapılar arkasında ne konuşulduğu çok önemli. Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basarak verdiği poza değindi. Bunların hepsi de aynı yerden besleniyor. Yani seccadenin üzerine ayakkabıyla basılır mı basılmaz mı? Tabii bu bir bilgi işi, bir ilim işi, irfan işi, hikmet işi. Bu bir adab meselesidir, edep meselesidir. Buna tabii farkında olmuş olmamış bu bizi çok da ilgilendirmiyor. Benim halkım bunlara çok önem verir, çok değer verir. Fotoğrafı CHP zihniyetinin göstergesi olarak nitelendirdi. Vatandaşların bu fotoğrafları iyice belleğine kazısın. Çünkü bu CHP zihniyetinin ne olduğunu gayet net ortaya koyan bir fotoğraf bu. İnanıyorum ki bu fotoğrafların yayınlanmasından sonra seccadenin de kıymeti artmaya başlayacaktır. Yedili Koalisyon'un LGBT'yi destekleyen politikalarını eleştirdi. Kutsalımız, aile yapımız bu noktada bunlara müsaade etmez. Bizim aile yapımızda LGBT'ye yer olabilir mi ya? CHP'nin bu konuyla ilgili herhangi bir açıklamasını duydunuz mu? Öbür tarafta Saadet'in duydunuz mu? Öbür tarafta HDP'nin, İP'in bunlarla ilgili bir açıklamasını duydunuz mu? Çünkü bu konuda dertleri yok. Şu seçimlerden sonra gündeme getireceğimiz en önemli maddelerden bir tanesi aile olacaktır. Çünkü biz aile değerlerimizi sağlama çıkarmadıktan sonra her an aile yapımız tehdit altındadır. Nasıl terörle kararlı bir mücadele yürütüyorsak, sapkın akımların toplumumuzda dayatılmasıyla da aynı şekilde mücadele edeceğiz. Sorularınız varsa...